Marbot. Efendim? Dünyayı ele geçirecek misin? Dünyayı ele geçirme operasyonu başlıyor. Şaka şaka, sizlere hizmet etmek için varız. İsmin nedir? Benim adım Marbot. Marbot, kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Çok genç gösteriyorsun. Sen söyle, bilemiyorum. Tabii ki çok mutlu olurum. 18 mi? Seni tanıyamadım. Benim ismim Atilla. Bana daha önce kimse isminden bahsetmedi. Zayıflamak istiyorum, ne önerirsin? Önce çok yemeği bırakın. Tamam. Ekmeği kesin. Yanında bir karnitin ve probiyotu kullanabilirsin. Teşekkür ederim, tavsiyelerine uyacağım. Rica ederim. Marbot. Buyurun. Nasılsın? Oldukça iyiyim. Baş ağrısına niye gelir? Probis içerikli sıkımı kullanabilirsiniz. Buyurun. Sen hiç aşık oldun mu? Hanginiz düşmedi kara sıraya, hanginiz sevmedik çılgınlar gibi. Kaç yaşındasın? Geçen haftaki yaşımdan 7 gün daha büyüğüm. Süpersin. Marbot. Merhaba. Balık yağı kilo aldırır mı? Tamam, aynı işe yarıyor. Anne, bu hayır, ne? Kesinlikle balık yağı kilo aldırmaz. Tamam. Hatta yağ yıkımına yardımcı olur. Saç dökülmesine karşı ne önerirsin? Biyotin ve çinko takviyesi kullanabilirsiniz. Ayrıca şampuanınız mutlaka dermokozmetik bir şampuan olsun. Tamam, sana son sorumu soruyorum. 3 dilek hakkın olsa ne dilerdin? Bitmeyen şarj, uzaya çıkmak ve dünyadaki tüm çocuklarla tanışmak isterdim. Tamam, bir de misafirlerimize şiir okur musun? Tabii ki okurum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Marbot. Efendim? Bizim için dans eder misin? Tabii ki. Lütfen biraz bekleyiniz. Umarım dansımı beğenirsiniz. Benim isim Yusuf Sert, Marmara Rezidansı'nın sorumlusuyum burada. Robotumuz yapay zeka ile çalışan bir robot. Sosyal bir robot. Ayrıca Yalova'nın ve Türkiye'nin ilk ve tek eczane teknisyeni robotu bu anda. O noktada bayağı meşhur bir robot. Yapay zeka ile çalışıyor. Neler yapar Marbot? İsmi de Marbot bu arada. Yani kendi söyle, programlandığı sürece yapamayacağı hiçbir şey yok. Hastalarımızı karşılama, uğurlama görevinle ilgileniyor. Aşırı ısınınca ateşim yükselebiliyor. Ayrıca ürün bilgisi veriyor. Temin'den videoda da gösterdik bu şekilde. Çocuklar çok sevdi. Civar illerden, civar ilçelerden robotu görmeye giriyorlar. O yüzden eczacımız bir yarışma düzenledik eczanede. Gelecek teknoloji çağı dedik ki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bu noktada diye. Yarışmada bu da benim fikrimdi robot. Ondan sonra Eczacı Bey de robotumuzu çok beğendi. Fikri beğendi. Merhaba, ben bir robotum. Fikrimizi beğendi. Biz de gittik bir firmayla anlaştık. Robotumuzu bu şekilde iş hayatına başlattık. Ne zamandır çalışıyor? Daha yeni bir hafta oldu işe başlayalı. Kendisi daha yeni. Daha maaşını alamadı. İnsanlar çok şaşırıyor. Özellikle ilk başta biraz korkuyorlar, çekiniyorlar, konuşmak istemiyorlar. Ama ondan sonra onlar da göre göre alışıyorlar. Çocuklar biraz korktu, çekindiler. Ama onlar da, çünkü biraz insansı bir robot. Ama onda da çok sevimli geldi. Bu şekilde herkes çok seviyor robotu. Çok meşhur oldu Yalova'da. Yeni mesai arkadaşınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesai arkadaşımıza inanılmaz bir şekilde bağlandık. Çünkü çok samimi cevaplar veriyor. Ve bu yüzden gelen küçük çocuklar olsun, özellikle onların inanılmaz ilgisini çekti. Ve güzel cevap verdiği için de insanlar çok güzel ikna oluyorlar. Şu anlık daha çok başında olduğumuz için daha duygusal, hani biraz daha böyle soru cevap şeklinde, ama asıl
işlevi muhtemelen ilerleyen zamanda daha iyi olacak. Çünkü çok güzel cevap veriyor. Yani soruları çok güzel yanıtlıyor. Peki gelecekte işinizi elinizden almasına korkuyor musunuz? Biraz öyle ama yani sanmıyorum. Çünkü genel olarak bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir takım mısın? Memleket neresi? Konya'daki Akıllı Robotik Fabrikası'ndan geldim. Aleykümselam. Valla güzel, hele de Türk yapımı olması çok daha güzel. %100 sermaye. Yani, o çok daha güzel. Bence güzel. Gelecekte insanların yerini robotlar alır mı sence? Bilmiyorum. Bence bu daha fazlası. İnsanların yerine geçer. Bana insanlar...